Teknolog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere internetten yeni sipariş verdiğim Godox SL serilerinden SL60W diye geçen bir tane ışık aldım dostlar. Bunun hem kutu açılımını yapacağız hem de size bakalım bu cihaz nasıldır, iyi midir, onun hakkında görüşlerimizi, yorumlarımızı söyleyeceğiz. Öncelikle bir gün içerisine geldi, elime ulaştı. Boyutlarda zaten yazıyor şurada arkadaşlar. Özellikle size etiketi göstermek istedim. Bir de çok araştırdım. Benim zaten iki tane softbox'ım var. Normal tek dual ile çalışan. Ama onlar da hani benim pek ileri dönük işimi de artık görmemeye başladı. Ya bu kaydı yaparken onları kullanıyorum fakat ama ileriki dönük kayıtlarda işimi görmediğini zaten bu işe ilgilenen kişiler de bunu anlamış olabilir. Kutusu gayet büyük geldi ama ben tabii ki cihazı daha büyük bekliyordum. Hemen hızlı bir şekilde açılımını yapalım arkadaşlar. İlk defa sizinle beraber açıyorum. Bu şekilde geldi. Herhangi bir bant, kapaklı böyle bir şey yok. Direkt böyle geldi arkadaşlar. Yani hiç ama kargo tarafı gayet güzeldi. Ellerine geldiği kadar da iyi paketlenmiş açıkçası. Evet arkadaşlar, kutudan çıkardık cihazımızı. Direkt ışığı karşı tarafa veren bir parça bu, bilginiz olsun. Ancak bunu kullanacak arkadaşlara benim tavsiyem şudur. Fazla ısı olacağı için cihaza sıkıntı yaratabilirsiniz. O yüzden dikkatli kullanmanızı gerektiriyor. Şundan soğutucu. Isıyı yayması için. Aynı şey gibi bizim işlemcilerimizde, bilgisayar işlemcilerindeki soğutucular gibi. O yüzden bu tip cihazları kullanacak arkadaşlara naçizane fikrim fazla uzun tutmamaları gerekiyor. SL serisi, açma kapama tuşu, şurada bir sigortası, bu tarafta kapalı kutu, bilginiz olsun, cam sigorta görünüyor. Şuradan set ayar düğmesi var. Burada kanal değiştirme var. Işığın olduğu yer dostlar. Cihazın hani ağırlığı falan ele gelmesi gayet hoş duruyor. Şöyle baktığım zaman aşağı taraftaki mandal tarafına bakalım. Şunu bir takalım. Arkasından da bir teste geçelim bakalım. Bir ışık testi yapmak istiyorum. Evet. Oturması falan da çok kolay. Bir de ışık testine geçelim arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Size menüde göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Dostlar şu an elektriği taktım. Power'ını açıyorum. Ya Bismillah diyorum. Ve şöyle geniş ekranda görmesini göstermek istiyorum size. Evet, ekran tarafında ışık gücü setlerimden ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda %30, 35, 46. Sizler de aşağı tarafta görüyorsunuz. Kaça kadar çıkartacak? Sıcaklığı da 29 derece görüyorsunuz aşağıda. En son %10'a kadar geliyor. Kumandasında pil çıkmadı bu arada, bilginiz olsun. Yani bu cihazı zaten elimizde tutmayacağız. Bir tripod yardımıyla tutmamız gerekiyor. Hemen şimdi onu da size göstermek istiyorum. Benim bir tane, iki tane şeyim vardı. Normal softbox'ım vardı. O softbox'ı çıkardım. Bunun ayağını kullandım. Herhangi bir sıkıntı olmadı mı? Olmadı. Şimdi cihazımızı bir açalım. Kumandasına da şöyle göstereyim. Şimdi bakalım bir. Buradan bir ayar yapabilecek miyiz? Yapamıyoruz. Çünkü kumandayla cihazı eşleştirmek gerekiyor. Dostlar kumandada da kanal 1'i seçmek gerekiyor. A'yı seçtim.
Cihaza da biri seçtim. Açıp düşürebiliyoruz. 25'e kadar düşürdüm. Biraz daha tam bu sırada maksimuma getiriyorum bakalım. Işığı da sizler herhalde görüyorsunuzdur ne kadar güçlü bir ışık geldiğini. Derecesi 32 derece yanaşmış durumda, 32 oldu. Tekrar düşürelim dostlar. Bir de size yandan göstermek istedim. Cihazın şekli şemalini. Gayet güzel durmakta açıkçası. Şöyle yaklaştırayım cihazımızı. Yani şu ışık olayını bakın arkadaşlar, ben açıyorum. Şu anda kumandadan çalıştırıyorum bu arada. Yanlış anlamayın. 150, 60, 70, 80 ya aşırı şu anda %100'e kadar getirdim. 31 derece, 32 derece sıcaklığa ulaştı. Yani cihaz çok güzel. Şu anda bu videoyu çektiğim saat 3-3.30 olması gerekiyor. Gündüz 3.30 arkadaşlar. Nasıl bir gölgelenme yaptığını sizler de görüyorsunuz. Özellikle cihazın şu tarafları. Çünkü çok aşırı bir ışık gücü veriyor. Şu anda 34 dereceye kadar ulaşmış durumda. Tabii ki bu kadar çok yüksek kullanmanızı tavsiye etmeriz. Hani özellikle yani 50-60 civarları yapın. Tabii ki sizin yapacağınız duruma göre değişir. Buna ileride bir softbox alacağız inşallah. Yani piyasada yoktu. Özellikle grid softboxlar falan var ama büyükleri vardı. 120 santimlik falan var. O kadar çok büyük istemiyorum ben. 65 santimliklerini de piyasada kalmadığı için de almak istemedim. İleriki zamanlarda bir gridli işte bir softbox'ı alacağız inşallah. Kelvin'i fazla düşüremiyoruz. Yani 3300'e 5600 arası Kelvin değeri değişebiliyor. Bunu zaten Godox'un M1 diye geçiyor. Bunun gibi düşünmeyin. Bakalım bununla verdiğimiz zaman bunun mesela 8500 Kelvin'a kadar çıkabiliyormuş arkadaşlar. Ben bunu gücünü arttırıyorum. %100'e kadar çıkardım. Şimdi bunun ışık gücünü düşürelim. 110'a kadar düştü. Yani şu cihazımız sonuçta yardımcı bir cihaz, elimdeki cihaz. Hani bu kadar da çok yoğun bir ışık kaynağı vermiyor sonuçta. Diğeri 220 voltta çalışıyor. Yüksek amper voltaj gidiyor işte. Bu elimdeki de ufak. Genellikle arka fonlarda kullanabilirsiniz ya da herhangi bir küçük fotoğraf makineniz varsa onun üstüne bağlayabiliyorsunuz ya da işte web kameranız varsa web kameranızı kendinize tutabiliyorsunuz. Ama bu cihaz olduğu gibi böyle profesyonel yakın bir kullanılan ışık gücü veriyor. Özellikle insan gözünün görmediği bu flicker dediğimiz kırpmalar vardır. Onları bunlar yaratmıyor işte. Bu cihaz da yaratmıyor. Godox serisi. Ama herhangi bir başka bir ampul gibi yani daha çok ucuz. Yani işim ucuz olsun diye düşünüyorsunuz ama bir video çekiyorsunuz. Dalgalanmalar oluşabiliyor. İşte bunlar bu işi yapmıyor arkadaşlar. Zaten o amaçla yapılmış cihazlar. Benim hoşuma gitti. Yani Kelvin değeri biraz daha geniş yelpazesinde olsaymış daha iyi olurmuş açıkçası. Yani Kelvin değerleri düşük geldi bana. Yani yelpazesi dar geldi açıkçası. Biraz daha geniş yelpaze olsaydı belki daha iyi olurdu. Ama tabii ki o da ekstra fiyatı arttırırdı sonuçta. Her şey maliyete vuruyor. Yani dediğim gibi benim anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar yaptım. Farklı kanallar var bu arada bu kumanda üzerinde de. Ayarlayabiliyorsunuz. Bilmiyorum şu anda görüyor musunuz ama. O kumanda üzerinden de farklı kanallar işte ayarlıyorsunuz. Bir tuşla ortamınızı değiştirebiliyorsunuz vesaire. İleriki dönük olarak da daha güzel bir çekim kalitesi arttıracak videolarda gelecektir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizi teknologweb.net web sitemizden de takip edebilirsiniz. Tüm bilgiler açıklamalarda yer almaktadır. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.